Şimdi moderne girersek eleştiri dozumuz artabilir. Bazen bazı meslektaşlarımız da alınabilir. O yüzden biz en iyisi Eski. geriye gidelim. Tarihi Beyhaki'ye Tamam. doğrudan gidelim. Evet. Yani aslında başka kaynaklar da var ama Beyhaki ayrı bir noktada duruyor. Tabii ki. Dilersen diğer kaynakları da Ha, söyle o biz ama esas soruyu kaçırdık evet. biraz. Yani en eski Daha, kaynaklar en eski kaynak şimdi şeye göre değişiyor aslında. Selçuklu tarihinin de kendi içerisinde belli dönemleri var. O belli dönemlerde en eski kaynağa baktığınızda en fazla 1190'lara gittiğini görüyoruz. Ama 1060'lı yıllarda Sultan Alparslan'a sunulduğu kabul edilen bir melikname var aslında. Günümüze ulaşmamış maalesef. O aslında bizim ana hareket noktamız gibi görünüyor. Çünkü pek çok kaynak ondan alıntılar bizim yapmış. Osmanlı tarihinin kayıp yaşlı fakih menakıbnamesi Namesi gibi. gibi. Yani o bizim için esasında ilk başlangıç noktası. Onu da 1060'lara kadar götürebilirsiniz. Onun öncesine gidiyorsunuz İbni Hasdül'ün mesela eseri. Yine Selçuklarla alakalı belli noktalarda biraz daha genelleme yaparak anlatıyor. 1050'lere kadar en fazla gidebiliyorsunuz. Ama onun öncesine gittiğinizde Gazneli merkezli yazılmış kaynaklar üzerinden biz bir Selçuk tarihi okuması yapabiliyoruz. O da en başta Beyhaki tarihi. İşte Tarih-i Yemini de az buçuk özellikle 1025 Semerkant görüşmesinde Tarih-i Yemini'den birebir alıntılama yaptığımız için bizim için önemli o kaynak. Ama mesela kuruluş dönemiyle alakalı olarak bugün geniş çaplı bir kitap yazılabilme ihtimali varsa ve geniş çaplı çalışma yapılabilme ihtimali varsa Beyhaki siz bunu yapma imkanınız yok. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş belli bölgeye gittiğinizde kaynaklarda farklılaşmalar meydana geliyor. Şimdi İbnü'l-Esir, herkes bilir ki Orta Çağ tarihinde İbnü'l-Esir'e dokunmadan siz bir şey yazmanız mümkün değildir. Mümkün değil. Ama İbnü'l-Esir'in ölüm tarihi 1232. Çok geç Çok aslında. geç Tabii. aslında dediğin gibi. Neye bakacaksınız? Mesela Malazgirt Selçuk tarihi için çok çok önemli bir kaynaktır. Önemli olaydır. Ama bakıyorsunuz Malazgirt Savaşı ile alakalı en geniş bilgiyi veren kaynak 1256 yılında ölen Sıbd İbni Cevzi'nin vermiş olduğu bilgiler. O da çok geç. Bir de şöyle belki yeri gelince tekrar konuşuruz ama İbnül Esir'in tercümeleri yapıldı artık yeni yeni. Fakat yine de tam bir analitik tenkidi yapılmadı. Yani onun kaynak değeri nedir, ne ifade eder, çelişkileri, artıları, eksileri, Veya nereden hissiyatı, yararlanmıştır? nereden neyi aldı, atladığı olaylar var mı? Mesela gündüz izleyicilerimizden birisi mesaj yazmıştı bana akşam programı duyurduğumda. Şunu da konuşsanız nasıl olur diye. Yani konuşmama meselesi değil ama dikkat çektiği nokta ilginçti. Mevlana'dan hiç bahsetmemesi benim dikkatimi çekti mesela diyor İbnü'l-Esir'in. Çünkü hiçbir şey atlamayan bir İbnü'l-Esir Mevlana'yı niye atlar? Atlar. Yani güzel bir tespitti. İşte bu biz bunu bu programda konuşalım ya da konuşmayalım ama aslında İbnü'l-Esir'in tam manasıyla ciddi bir analitiğinin yani kimlik analizinin yapılması gerektiğini gösteriyor. Mutlaka Eser öyle. çevirisi değil, biyografi analizinin Şimdi yapılması gerekiyor. bakarsanız mesela İbnü'l-Esir maddesi, yani İslam Ansiklopedisindeki İbnü'l-Esir maddesindeki El Kamil veya El Kamil ayrıca bir maddedir yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela Melikname'den alıntılar yaptığına dair bir cümle de görürsünüz. Ama Melikname'den nerelere alıntılanmış? Bu noktada söylemiş olduğun şeyi aslında bizim ciddi anlamda yapmamız lazım. Nereden ne alınmış, hangi kaynak, yani bunu tespit etmek çok kolay değil. Onu da söylemek lazım. Yani baya baya bir zamanınızı ayırmanız lazım. Sadece o değil, işte Melikname'den alıntıları birleştirerek ortaya bir metin koyan Claude Cahen var. Orada da çok fazla bir şeye ulaşamıyorsunuz. Ancak o tespit edebildikleri veya bir kaynakta mesela Ebu'n Feleç'te mesela bir bilgi almış Melikname'den ve şu şekilde başlamış cümleye. Melikname'nin müellifinden öğrendiğime göre veya aldığıma göre. Şimdi bu tarz cümleyle başlanmışsa onun Melikname'den alınmış olduğunu Söyleyebiliriz. anlayabiliyorsunuz. Ama böyle bir cümle yoksa, yani bir nevi bugün modern tarzda bir dipnotlama sistemi yoksa Orta Çağ'ın, bu durumda hangi bilginin nereden geldiğini anlamak çok da kolay değil. Çok çok büyük bir uzmanlık gerektiriyor bu ve sadece
Arapçaya değil diğer dillere de hakimiyetinizin söz konusu olması gerekiyor bu hususta. Bu biraz zor ama dediğin gibi yapılmayacak bir şey de değil. Yani sağlam bir doktora tezi olabilecek belli kaynakların en azından sağlam şekilde nereye dayandığının tespiti bu noktada güzel yapılabilir. Güzel bir İbn-i Nesir biyografisi gerekebilir. Ayrıca o da tabii. Hı hı. Aslında güzel bir doktora tezi olabilir. Bu iyi ki söyledin. Yani kesinlikle. Şimdi bir izleyicimiz Ufuk Akbulut diyor ki en son neşredilen Selçuklu tarihine dair çalışmalar demiş. Ve bizim yani hocamızın Abdülkerim Özaydın hocanın çalışmalarını koymuş. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Türkiye Selçukluları İrsika'dan çıkan Mehmet Ersan Hoca ile birlikte. Büyük Selçuklar var mı orada? Evet, Büyük Selçuklu İmparatorluğu da yayınlanmış İrsika yayınlarından. Onu bilmiyordum ben. Onların kapaklarını da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aslında tabii çalışma yeni olmakla birlikte Abdülkerim hocamızın yıllara dayanan emeği mutlaka. Bu çalışmalar. Mutlaka ben de tavsiye ederim izleyen tarih meraklılarına. Beyhaki'ye dair başka bir şey. Beyhaki de aslında çok konuşulması gereken bir şey. Şöyle ki demin de söylediğim üzere Beyhaki Selçukluların 1035 yılında Horasan'a gelmeleri ve 1035'ten 1040 yılına kadar. Hatta ondan sonraki süreçte Çağrı Bey'in bazı faaliyetleri yani devlet kurulduktan sonra Merve çekilen Horasan merkezi faaliyetlerde bulunan Çağrı Bey'in bazı faaliyetleri açısından çok çok önemli bilgiler veriyor. Şimdi Beyhaki kim onu bir açıklamamız lazım seyircilerimize. Beyhaki Gaznelilerde Divan-ı Risalet olarak isimlendirilen bir divanda ikinci adam durumunda. Divan-ı Risalet ne? Divan-ı Risalet işte devletin her türlü iç ve dış yazışmalarının yapıldığı ve arşivlendiği divan. Bu ne demek? Yani iç işleri ve dış işleriyle alakalı olarak bütün bilgiler, belgeler bu divana geliyor. Ve bunun hocası ilk zamanlarda onun işte yardımcılığını yaptığı Ebu Nasr-ı Mişkan 1035 tarihi itibariyle o kurumun başında, Divan-ı Risalet'in başında bu da onun yardımcılığını yapıyor. Ve Divan-ı Risalet reisi Ebu Nasr-ı Mişkan aslında Vezir Ahmet bin Abdüssamed ile birlikte Sultan Mesud'a en yakın olan iki kişiden biri. Bu çerçevede Ebu Nasr-ı Mişkan her neye ulaşmışsa, hangi bilgiye ulaşmışsa doğrudan bir şekilde Beyhaki'ye de geliyor. Beyhaki hem olaylara bizzat kendisi şahit, hem kendisi bazı şeyleri yazmış, bazı mektupları görmüş, bazı raporları katip olarak kendisi yazmış. Daha sonra da bu divanın başına getirilmiş olan bir kişi. Yani bütün kaynaklara hakim olan bir isimden bahsediyor. Daha sonra arşive de hakim. Bizzat kendi görmüş. Olayları bir nevi günlük gibidir. Zaten Türk Tarih Kurumu'ndan çevrildi o. Hı hı. Yani seyircilerimiz eğer Türk Tarih Kurumu'na bir gün giderlerse mutlaka Ebu'l-Faz Beyhaki'nin tarih Beyhakisi'ni de alsınlar ve okusunlar. İki yerde var. Hem Bağlarbaşı'nda İSAM'ın karşısında var. Veya Ankara'da çok daha çünkü, avantajlı. Çünkü keyifli de bir metin aynı zamanda. Yani hiç orta çağ, klasik anlamda bazı metinler vardır. Böyle kasar, çok sığdır, yavandır. Öyle bir metin de değil. Çok orijinal bilgiler verir. Çok orijinal bilgileri çok güzel bir dille anlatır. Üslup da hoştur. Keyifli okuyacaklarından hiç şüphem yok. Orada mesela günlük bilgileri de nakleder. Mesela Divan-ı Âlâ toplantısında vezir ne demiş, sultan ona ne cevap vermiş veya gelen bir mektuba herkesin tepkisi nasıl olmuş? Divandakiler ne demiş, vezir ne demiş, sultan ona hangi karşılığı vermiş, ondan sonra hangi karşılıkla geri dönülmüş falan bu kadar ayrıntıya varıncaya kadar her şeyi çok derinlemesine anlatır. Casuslardan gelen raporlardan bahseder. Bu çerçevede Selçukluların o 1035'ten 1040'a kadar Dandanakan da dahil olmak üzere o süreçte yaşadıklarını biraz Gazneli bakış açısıyla tabii veriyor. Çünkü Gazneli bürokratı. Gazneli çünkü. Neticede bürokratı. O noktada biraz hani ihtiyatlı davranmakta fayda var ama belli noktalarda da haksız olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü ben hep söylerim Selçuklar tam manasıyla dönüşüm uzmanıdır. Yani 1035 yılında 1036 yılındaki Selçuklarla 1055 yılındaki Selçuklar aynı Selçuklu değil. Çünkü çok çabuk fark etmişler belli süreci yani ne olmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini çok çabuk kavramışlar. Sana göre kırılma noktası neresi Selçuklu'nun?
kendinin potansiyelini fark ettiği nokta. Talha mı? Aslında Nesa değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Nesa değil. Çünkü Nesa'da kendileri de ne yaptıklarının farkında değiller. Yani 1035 yılında Gaznelilere gelmişler ki ondan sonra hikayede bilirsin çok enteresandır. Özür diliyorlar. Özür diliyorlar galip geldikleri için. Evet. Ve yine o Beyhaki'nin aktarmış olduğu gelen casus raporlarından işte karşı tarafta diyor şunlar yaşandı. Kendi tarafını anlatıyor. İşte kendi taraflarında anlattığı hikaye şu. Biz diyor kaza olarak yorumladık diyor bunu. Belki öyle yorumlamak istediler. Tamam herkesin başına bir kaza gelebilir, herkes yenilebilir. Biz zaten o savaşa büyük bir şevkle gittik. Nasıl olsa kazanacağız falan diye. Ama kaybettik, geri döndük. Ondan sonra esas olan karşı tarafta olanlardı diyor. Onlar da bütün almış oldukları ganimeti yığmışlar. Kara kara düşünüyorlar şimdi. O noktada çok fazla bazı şeylerin farkında olduklarını söylemek mümkün değil. Ama 1036 tarihi itibariyle iş biraz değişiyor. Şöyle ki Horasan'ın zenginliklerini fark ediyorlar. Gelmişler ve çok zengin bir bölge burası. Burası bizim için bir kurtuluş olabilir. Ama ben şu cevabı bekliyorum aslında senden. Yönlendirmiş de olmayayım da. Bunu kitapta kullandığın için de özellikle oraya vurgu yapmak istiyorum. Şimdi vezir uyarıyor ya, kırılma noktası orası. Bunları diyor, geçirme diyor Mahmut'a. Mesud'a değil, Mahmut'a. 1025. Bunları müsaade etme diyor. Bunlar ileride başımıza bela olur. Ya, Türkmen zaten. Hani, Türkmen dediğiniz rahat durmaz. Yani Horasan'a bunları sokma diyor. Bir şey, İleride devletini Horasan yıkar bunlar. Sadece Horasan değil orada. Horasan değil. Şimdi işin ilginç tarafı. Daha onun öncesinde ben hep söylerim. Mesud'un çok büyük şans Selçuklar için. Mesud'un Gazneli Sultanı olması çok büyük şans. Ve Harizm elden gitmesin diye öldürülen, suikast neticesinde öldürülen bir Harun var. Harizmşah Harun. Ki Selçuklar onun hakimiyetinde yaşamaya gitmişler. Harun öldürülmese belki bugün Selçuklu Devleti'nden bahsetmeyeceğiz. Ona bağlı olarak, yaşayacaklar ve belki dağılıp gidecekler. Ama o kadar enteresan gelişmeler var ki Harun'un bir şekilde öldürülmesi, Harizmi kontrol altında tutmak düşüncesiyle Harun'un öldürülmesi, İlk önce Horasan'ın elden çıkmasına neden oluyor. Daha sonra Horasan elden çıkınca devletini kuran Selçuklar Harizm'i de gidip alıyorlar. Yani iki devlet, iki bölgeden de oluyor Mesud. Şimdi Selçuklular çok enteresan. Sübaşı'nın aslında 1036 yılında gönderilip Sübaşı'nın onlarla savaşmama kararı almasından sonra yani bir şekilde 1036 yılında tekrar sorun çıkartmaya başlıyor Selçuklular ki bunları hep biz Beyaki'den öğreniyoruz. Beyaki'nin aslında bu noktalardaki o küçük noktaları aslında küçük de değil en ayrıntısına kadar mesela detayları atlamadan vermesi biz pek çok yorumu ki tarihçiler olarak bizim yorumumuz işte oradan alıp buraya getirmek değil veya çevirip buraya koymak değil. Bizim yorumumuz oradaki bilgileri alıp görevimiz oradaki bilgileri alıp değerlendirme yapmak. Şimdi Sübaşı Beyaki'nin ifadesiyle gönderildiğinde Selçuklularla savaşmıyor. Oysa Selçuklularla savaşmak üzere gönderilmiş oraya. Selçuklularla savaşmama sebebini biz 1038'de öğreniyoruz. Niçin savaşmıyor? 1036'dan 1038'e kadar 2 yıl boyunca Selçukluları devamlı olarak takip ediyor fakat Selçuklularla savaşmıyor. Onu biz yine Beyhaki'den öğreniyoruz. Niye? Çünkü bir elçi gönderiyor Mesud'a. Niçin savaşmadığını açıklıyor. Açıklama sebebi de şu. Bunlar diyor kendilerini 30 gruba bölerler. Her bir farklı bir alanda faaliyet gösterir. Ve çöller nasıl, yani şehirler nasıl bizim annemizse çöller de bunların annesi gibidir. Dolayısıyla bunları bizim yakalayıp tek bir kuvvet haline getirip yenmemiz mümkün değil. Buradan biz neyi öğreniyoruz Beyhaki sayesinde? Selçukluların savaş taktiklerini. Aslında dağılıyorlar. Ki aynı herhalde savaş toplu taktikleri. Toplu savaşmıyorlar. Aynı, ama analiz etmiş işte. Yani diyor ki bir grubu yenebilirsiniz. İki grubu yok edebilirsiniz ama 20 tane grup hala ayaktadır. Aynı şey hocam Anadolu'da var. Romanus Diogenes gelip 68-69'da kimseyi bulamıyor karşısında. Veya bir grubu yakalıyor, onlarla mücadele ediyor. Geriye kalan 20 grup, 30 grup her neyse farklı bölgelerde onlar yine bağımsız faaliyetlerine devam ediyor. 1069 muydu? Membiç'e geldiği
69'da Membiç'e geldiğinde sanırsın ki bütün Selçuklu boylarını püskürttü. Ama aynı dönemde Afşin Denizli'den tutup da Marmara'ya kadar bütün sahayı yağmalıyor. Ve güçlü bir grupla yağmalıyor. Yani sen Membiç'e gitmiş olabilirsin ama bu Selçuklu birliklerinden birinin ya da Türkmen birliklerinden birinin senin başkentini tehdit edemeyeceği anlamına gelmiyor. Şimdi bu bilgi Behaki'deki bilgiyle yan yana geldiğinde bir anlam kazanıyor hocam. Selçuklar bu şekilde savaşıyor. Şimdi iki farklı bilgi kuruluş dönemlerinde de böyleler veya Anadolu faaliyetlerine bakıyorsunuz. Burada böyle Afşin'in faaliyeti, Amorion'u ele geçirmesi veya işte Romanus Doğu'ya gittiği zaman onun batıya kayması bilgisi Behaki'deki bilgiyle bir araya geldiğinde bakıyorsunuz. Ha, demek ki bunlar bu şekilde en baştan itibaren bu şekilde savaşıyorlar. Bir de kendi içlerinde de dağınıklar. Mesela Mikail grubu bir grup, Arslan'ın grubu bir grup, işte Yusuf'un grubu bir grup. Yani ilk başlar için söylüyorum. Yine Beyhaki'de. Ama bunlar gerektiğinde bir araya da gelebiliyorlar. Yine Beyhaki'nin vermiş olduğu bir bilgi, Malazgir Savaşı'nın taktiğinin aslında Gaznelilere karşı yapılan savaşlarda komutanlarına bizzat Çağrı Bey tarafından verilmiş olduğu şeklinde. Orada görüyorsunuz Çağrı Bey bu bilgiyi, yani bu taktiği biliyor ve uygulatıyor. Kime de öğretmiş? Oğluna. Oğlu nerede gidip kullanıyor? Malazgirt'te. Yani bütün bunları ki Beyhaki olmazsa öğrenemiyorsunuz veya bu noktaya taşıyamıyorsunuz. Beyhaki özellikle kuruluş dönemi açısından vermiş olduğu bilgiler açısından çok çok değerli bir kaynak ve maalesef günümüze bir kısmı ulaşabildi. 30 cilt olduğu söyleniyor yani aslında. Bir cilt şu anda. Ki evet, 30 cilt olduğu söyleniyor. Ama ondan sonra yine başka bir Beyhaki var, İbn-i Funduk olarak bildiğimiz. Hı-hı. Onun vermiş olduğu bilgi var. Ki 1169'da vefat etti diye hatırlıyorum. Aşağı yukarı Beyhaki'den 100 yıl sonra vefat eden yine Beyhaklı, Beyhak tarihi de yazmış bir kişi. Ben diyor bu kitabın farklı ciltlerini bulmakla birlikte diyor külliyat olarak hiçbir yerde rastlamadım kendisine. Yani bütünlük o dönemde de yok. Ama ben hayalim, umudum Selçuk tarihçisi olarak özellikle bu 1041'den sonraki o Çağrı Bey'in faaliyetlerini ve Gazneli Çağrı münasebetlerinin anlatıldığı kısmın bir şekilde bir yerlerden İnşallah. Çıkmış olması, çıkacak olmasıdır. Ahmet